Sıla-i Rahim. Sıla-i Rahim akraba ve yakınları ziyaret etmeye, hallerini ve hatırlarını sorma, gönüllerini alma anlamındadır. İslam'da insanlar arasındaki ilişkilere önem verildiği gibi özellikle yakınlardan başlayarak anne ve babanın ve sırayla diğer akrabaların ziyaret edilip gözetilmesi de istenen amellerdendir. Halit bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinden rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ya Resulullah beni cennete sokacak bir ibadet söyler misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Allah'a ibadet eder ve ona ortak hiçbir şeyi koşmazsanız koşmazsın namaz kılar zekat verir ve sıla-i rahim edersin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu kadar önemli üzerinde durduğu ve yapıldığı zaman Müslümanların cennete girmelerine sebep olacağını haber verdiği sıla-i rahim her türlü hayır işlerinde akraba ve yakınlara öncelikle, görü, öncelikle görülüp ve gözetilmesidir. Gerek ayetlerde gerek hadislerde bunun namaz, zekat e, gibi farz ibadetlerden hemen sonra zikredilmesi İslam'daki önemini göstermektedir. İslam alimleri sılayı rahimde bulunmanın vacip olduğu düşüncesindedir. görüşündedirler. Bunun terk edilmesi yani akraba ve yakınlarla olan ilginin kesilmesi ise büyük günah sayılmıştır. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Allah'tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının. Onlar ki Allah'ın gözetilmesini emrettiği hakları gözetirler, akrabalık bağlarını devam ettirirler ve iyilikte bulunurlar. Rablerine saygı beslerler ve kötü hesaptan korkarlar. Fakat Allah'ın tevhid akidesini kabullendikten sonra onu bozanlar ve Allah'ın bağlanmasını emrettiği bağları koparanlar, akrabalık bağlarını kesenler ve yeryüzünü fesada verenler var ya, işte bunlar nalet onlara veya veya yurdun kötüsü cehennem de onlara. Ayet ve hadislerde geçen rahim yani akraba sözünün hangi derecede akrabaları içerdiği, içine aldığı hususunda farklı görüşler vardır. Bazılarına göre kendileriyle evlenilmesi haram olanlar, bazılarına göre varisler, akraba sayılırlar. Bazı alimlerde mahrem olsun veya olmasın kişinin bütün yakınları akraba, rahimdir denilmiştir. Bu son görüş toplumsal dayanışma bakımından da daha kapsamlıdır. Allah Celle Celaluhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin akrabanın görülüp gözetilmesini emrettiğine göre bunun nasıl yapılacağını iyi bilmek gerekir. Sılayı rahim yapmanın birkaç derecesi vardır. Birinci derecesi akrabalarımıza karşı tatlı sözlü güler yüzlü olmak, karşılaştığımızda selamlaşmayı hal hatır sormayı ihmal etmemek, sürekli olarak kendileri hakkında iyi şeyler düşünmek ve hayır dilemektir. İkinci derecesi ziyaretlerine gitmek ve çeşitli konularda yardımlarına koş, koşmaktır. Bunlar daha çok bedeni hizmetlerdir. Özellikle yaşlılar, yaşlıları Yaşlıları zaman zaman yoklayarak yapılacak işleri varsa onları takip etmek kendilerini sevindirecektir. Sılayı rahmin üçüncü ve en önemli derecesi akrabalara mali yardım ve destek sağlamaktır. Bu yardımlardan herkesten, bu yardımlar herkesten beklenemez. Hasta ve yatalak bir kişiden akrabasını ziyaret edilmesini istemek anlamsızdır. Fakir birisinin de başkalarının mali yardımda bulunmasını beklemek yanlıştır. Zengin hali vakti yerinde bir Müslümanın sadece ziyaret ve halatır sormakla da bu görevi yerine getirebileceğini de söylenemez. Zengin Müslüman Zengin bir Müslüman için sılayı rahim yoksul akrabalarında elinden geldiğince mali destekle bulunmaktadır bulunmaktır. Bu destek ödünç para vermekle olabileceği gibi karşılıksız mali yardımlar şeklinde de olabilir. Şu halde yakınları görüp gözetmek deyince yukarıdaki belirtilen 3 derecedeki yardımdan hangisine güç yetiyorsa onun yapılması anlaşıl anlaşılmalıdır. Yapabileceği görevi yapmamak Müslümanı bu konuda sorumlu kılar. Yukarıdaki ayet-i kerimede Allah Teala'nın bu görevi yerine getirmeyenlere yönelttiği şiddetli uyarı unutulmamalıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her cuma gecesi insanoğlunun amelleri Allah'a arz olunur. Yalnız sıla-i rahimde bulunmayanların amelleri kabul olunmaz. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasını görüp gözetsin. Akrabalık arşta asılıdır. Der ki beni gözeteni Allah gözetsin, beni terk edeni Allah terk etsin. Akrabalık bağlarını kesip koparan kimse cennete giremez. Her kim rızkının bol olmasını ve ecelinin gecikmesini istiyorsa akrabasını görüp gözetsin. Ey insanlar birbirinize selam verin, akrabanızı gözetin, yemeği yedirin, geceliğin insanlar uyurken namaz kılın ki selamete cennete giresiniz. Yoksula yapılan sadaka bir sadaka bir sadakadır. Bu sadaka akrabaya yapılmışsa iki sadakadır demektir. Bir, biri sadaka, diğeri sılayı rahimdir ki bu sadaka rahimdir ki bu sadaka sayılır. Akrabalarımız özellikle hala, teyze, amca, dayı gibi yakınlarımız aileden sayılır. Kendileri kendi yakınları yakınlarımız kendi onları kendi yakınlarımız bilerek davranışlarımızı ayarlamakta büyük faydalar vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teyze anne yerindedir buyuruyor. Amca da baba yerindedir. Bu kadar yakın olan ilişkiler ilişkilere karşı yerine getirilmesi gereken bazı ahlaki görevlerin bulunması doğaldır. Bu görevler bu görevler arasında olan ziyaret ziyaretlere özel bir yer ayrılmalıdır. Aşağıda anlatılacak genel ziyaret kurallarına uyarak yakınları başta bayramlar olmak üzere genel ziyaret kurallarına uyarak, uyarak yakınları başta bayramla bayramlar olmak üzere zaman zaman ziyaret etmek, mümkünse hediyeler götürmek güzel bir davranıştır. Yapılan ziyareti iade etmek de gerekir. Müslüman ziyarete gelene gitmemekle aradaki bağların daha çok kopmasına sebep olmaktadır. Ziyaretler akrabalar arasında sevgi bağlarını güçlendirir, dargınlıkları sona erdirir. Sevinç ve üzüntülerin karşılıklı yapı paylaşılmasına, sıkıntılara birlikte çareler aranmasına yardımcı olur. Özellikle yaşlılar ziyaret edildikleri ve arandıkları zaman toplumda yalnız kalmadıkları ve çevrelerinde kendilerini seven, arayıp soran insanların bulunduğu inancı ile sevinir ve hayatlarının son yıllarını huzur ve mutluluk içinde geçirirler. sıla rahim konusunda dikkat edilecek hususların birisi de şudur. İyilik karşılık beklemeyerek yapılma yap bir karşılık bekleyerek yapılmamalı. Sadece görüp gözeten yakınlara karşı sılayı rahimde bulunulmamalı. Aksine unutan akrabalık bağlarını koparanlara karşı da bu görev yerine getirilmelidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İyilik benzeri ile karşılık veren kişi tam anlamıyla akrabasını görüp gözetmiş olamaz. Gerçek sıla kendisiyle ilgisini kesenleri görüp gözetmesidir. İyilik insanın her durumda düşünül İyilik insanın her durumunda düşünülmeli ve yapılmalıdır. Yoksul ve güçsüz iken iyilik ve yardımda söz edip zengin ve güçlü duruma yükselince başka türlü davranmak ahlaka uygun bir davranış değildir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Demek ki demek idareyi ve hakimiyeti ele alırsanız hemen yeryüzünde fesat çıkaracak akrabalık bağlarını bile parçalayıp keseceksiniz öyle mi? Onlar öyle kimselerdir ki Allah kendilerini rahmetinden kovmuş, duygularını almış ve gözlerini kör eylemiştir. Kötülük yapan akrabaya, akrabaya iyilik yapmak. Kötülüğe karşı iyilik yapmak Müslümanlığın üstün özelliklerindendir. Bunda hem iyilik eden için bir nefis eğitimi vardır hem de iyilik gören için uyarı, fazilet dersi ve dostluğa yönlendirme etkileri vardır. Onun için onun için müminler hısım ve akrabalarına, diğer müminlere ve insanlara asla kötülük etmezler. Kötülük edenlere de iyilik iyilikle karşılık verirler. Hz. Ali radıyallahu anh'dan rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya ve ahiret ahlakının en güzelini sana bildireyim mi? Seninle alakasını kesenle ilgilenmen, sana engel olanlar engel olana vermen, sana zulmedeni affetmendir. Sevdiğinizden vermedikçe bir re ulaşamazsınız. Ayeti gelince Ebu Talha radıyallahu anh bu yüce dereceye ulaşabilmek için çok sevdiği bir bahçesini Allah yolunda olan olanlara, yoksullara ve yolda kalmışlara sadaka olarak vermeyi düşündüğünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala sana karşılığını verecek. Sen onu akrabaların arasında bölüştür buyurmuştur. Ebu Bekir radıyallahu anh kızı Esma'ya radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Annem beni ziyarete gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Ya Resulullah annem bana geldi fakat kendisi henüz Müslüman olmadı. Ona sıla edeyim mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Evet sıla et.